Biyomedikal görüntüleme cihazları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yani hastanede kullanılan görüntüleme cihazlarından bahsediliyor arkadaşlar. Bunlar ne olabilir? Röntgen cihazları, bilgisayarlı tomografi, MR cihazları, ultrason cihazları gibi cihazlarla ilgili hangileri doğru? 1. Erken teşhis imkanı sağlayabilir. Evet, mesela bir kanser hücresinin erken teşhisiyle ona yönelik hamleler yapılabilir. 1 doğrudur. 2. X ışınları kullanılarak görüntüleme gerçekleştirildiğinde insan vücudunun belli dozda radyasyon almasına neden olur. X ışınları arkadaşlar ve gamma ışınları insan vücuduna zararlı olan, yani radyasyon etkisi olan ışınlardır. Ondan dolayı belli dozda radyasyon almasına neden olur. Doğru. 3. Tamamı hamilelikte bebeğin gelişimini incelemek amacıyla kullanılabilir. Tamamı kullanılmaz, çünkü X ışınlarını kullansak arkadaşlar bebeğe zarar verir. Radyasyon etkisinden dolayı. Onun için ultrason cihazı kullanılır mesela. Onun için tamamı hamilelikte bebeğin gelişimini incelemek amacıyla kullanılabilir bilgisi yanlıştır. Cevap 1 ve 2, yani B seçeneği doğrudur. Aşağıdaki bazı görüntüleme teknolojileri verilmiştir. Buna göre 1-2-3 nolu görüntüleme teknolojilerinde görüntü elde edilirken kızılötesi ışınlar kullanılır. Sonar cihazlarında arkadaşlar ses dalgaları kullanılır. Kızılötesi ışınlar kullanılmaz. Tomografi, bilgisayarlı tomografilerde arkadaşlar X ışınları kullanılır. Ondan dolayı kızılötesi ışınlar kullanılmaz. Termal kameralarda kızılötesi ışınlar kullanılır. Yani cevap B seçeneği doğrudur. Görüntüleme teknolojileriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Ultrason cihazında yüksek frekanslı ses dalgaları ile görüntü elde edilir. Ultrasonik ses arkadaşlar frekansı yüksek olan sesler, insan kulağının 20.000 Hz'den üstündeki duyamayacağı frekansta seslere biz ultrasonik ses diyoruz. Ultrason cihazı da yüksek frekanslı ses dalgaları ile görüntü elde eden bir cihazdır. 1 doğru. 2. Tomografi ile görüntülemede hasta radyasyona maruz kalmaz. Bilgisayarlı tomografide arkadaşlar X ışınları kullanılır ve hasta radyasyona maruz kalır. Ondan dolayı bu yanlış. MR, yani manyetik rezonans cihazı görüntülemeyi sağlarken yüksek şiddette manyetik alan üretir. Arkadaşlar burada radyo dalgaları kullanılır ve şiddeti yüksek, yani orada haliyle süper iletken malzemeler kullanılıyor ki daha fazla miktarda manyetik etki oluşsun. Yani yüksek şiddette manyetik alan üretir bilgisi doğrudur. Cevap 1 ve 3, yani C seçeneği doğrudur. Aşağıda bazı görüntüleme cihazları ve bu cihazların görüntü elde edilirken kullandıkları ışın çeşitleri aşağıda verilmiştir. Buna göre görüntüleme cihazları ile kullandıkları dalga çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diye soruluyor. Radar. Arkadaşlar aslında radyo dalgaları kullanıldığı gibi radarlarda mikro dalgalarda kullanılıyor. Ondan dolayı da 1 ile 3'e eşleştireceğiz. Yine ultrason cihazında arkadaşlar ses dalgaları kullanılıyor. 2 ile eşleştirdik. Röntgen cihazlarında X ışınları kullanılıyor. Bunu da 1 ile eşleştirdiğimizde cevap A seçeneği doğrudur deriz. Ultrason ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntüleme gerçekleşmiştir. Doğru. Görüntülenen bölge yüksek dozda X ışını radyasyonuna maruz kalır. Hayır, ses dalgaları kullanılır. Bu yanlış. Kullanıldığı dalga çeşidi bakımından sonara benzer. Evet, sonik ses demektir arkadaşlar. Ultrasonda da sonik. Yine sonar cihazında sonik, yani ses dalgaları kullanılır. Ondan dolayı birbirlerine benzerdir. Doğru. Cevap 1 ve 3, yani C seçeneği doğrudur. Aşağıda bazı tıbbi görüntüleme cihazlarının temel çalışma prensipleri verilmiştir. Buna göre çalışma prensipleri verilen 1-2-3 nolu tıbbi görüntüleme cihazları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. 1. Vücudun belirli bir bölgesinin X ışını ile farklı açılardan taranarak, bakın farklı açılardan taranarak elde edilen verilerin bilgisayarda işlenerek görüntülenen bölgenin kesit görüntüsü oluşturulur. Arkadaşlar tabii X ışınları kullanan bir röntgen cihazımız, bir de bilgisayarlı tomografilerimiz var. Ama röntgen cihazlarına tek bir açıdan ve iki boyutlu bir görüntü elde ediliyor. Ama ilk bilgisayarlı tomografilerde X ışınları yine kullanılarak üç boyutlu görüntü elde ediliyor ve tabii farklı açılardan görüntüler alınıyor. Ondan dolayı da arkadaşlar birincisinin tomografi cihazı olması gerekiyor. 2. Yüksek frekanslı ses dalgalarının farklı doku veya dalgalardaki farklı oranda yansıması ve iletilmesi ile elde edilen verilerle görüntü oluşturulur. Ne elde ediyormuşuz arkadaşlar? Bakın ne kullanıyormuşuz burada? Ses dalgaları, yüksek frekans, yani ultrasonik sesler kullanılıyor. Ondan dolayı da arkadaşlar ultrason cihazıdır ikinci cihazımız. Üçüncüsüne baktığımızda güçlü manyetik alan içerisinde bulunan dokulardaki hidrojen atomları radyo dalgaları ile, bakın burası çok önemli, radyo dalgaları ile uyarılması başka bir yöne spin yapmalarına neden olur. Manyetik alan yok olduğunda eski spin yönlerine geri dönen atomların yaydığı ışımalar algılanarak görüntüye dönüştürülür. Arkadaşlar MR cihazlarında radyo dalgaları ve güçlü mıknatıslar kullanılıyor. Tabii süper iletkenler sayesinde güçlü mıknatıslar kullanılıyor. Onun için de arkadaşlar bu MR cihazı olmalı. Yani hepsini sağlayan seçeneğimiz D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Hastalıkların tanısında kullanılan bazı medikal görüntüleme cihazları aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 nolu cihazlardan hangilerinde görüntüleme gerçekleştirirken X ışınları kullanılır? MR cihazları manyetik rezonans olarak ifade ediliyor. Genelde bunda sanki X ışınları kullanılacakmış gibi düşünülüyor. Fakat MR cihazlarında arkadaşlar radyo dalgaları kullanılır. İnsan vücuduna zararı yoktur. Yani X ışınları kullanılmaz. Röntgen cihazlarında X ışınları ve tomografi cihazlarında X ışınları kullanılır. Ultrason cihazlarında ses dalgası kullanıldığı için X ışınları kullanılmaz. Cevap 2 ve 4, yani E seçeneği doğru olmalı. Yukarıda bazı özellikleri verilen görüntüleme teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? Çoğunlukla kanserli dokuların tespit edilmesinde kullanılır. Nükleer tıp alan yöntemleri arasındadır. Arkadaşlar PET cihazı pozitron emisyon tomografisi olarak ifade edilen nükleer tıp yöntemleri arasındadır. Pozitron ve elektronların yok olma tepkimesine girerek açığa çıkardıkları fotonları kullanarak görüntüleme gerçekleşir. İşte buna biz pozitron emisyon tomografisi, yani PET cihazı diyoruz. Cevap D seçeneği doğrudur. Aşağıdaki 1-2-3 nolu görüntüleme cihazlarında sırasıyla lambda 1, lambda 2, lambda 3 dalga boylu elektromanyetik dalgaların işlenmesiyle görüntü oluşturulmaktadır. Buna göre lambda 1, lambda 2, lambda 3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Röntgen cihazlarında arkadaşlar X ışınları, termal kameralarda kızılötesi ışınlar, radarlarda da radyo dalgaları veya arkadaşlar mikro dalgalarda kullanılmaya başlandı. Radarda radyo dalgaları diyelim kullanılır. Şimdi enerjilerine göre sıralama yaptığımızda arkadaşlar radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi ışınlar, görünen ışık, ultraviyole ışınları, X ışınları, gamma ışınları olmak üzere elektromanyetik dalgalar 7 çeşittir. Burada arkadaşlar X ışınları kullanılmış birincisinde. X ışınları bu 1 nolu şekil. İkincisi termal kameralarda kızılötesi ışın kullanılıyor. Bu arkadaşlar 2 nolu şeklimiz. Radyo dalgaları da 3 nolu şekilde kullanılmış. Bu da radyo dalgaları. O halde burada dalga boyları yukarıdan aşağı doğru gittikçe enerji ve frekansları artıyor. Dalga boyları ise arkadaşlar lambda ise azalıyor. Azalır dediğimizde. Demek ki radyo dalgasının dalga boyu en büyük, gamma'nın da en küçük olması gerekiyor. O zaman 3 nolu dalga boyunun en büyük, sonra 2, sonra 1 şeklinde sıralanması, yani cevabın B seçeneği olduğunu bize gösterir. Aşağıdaki tabloda bazı görüntüleme teknolojisinin görüntü oluştururken kullandıkları dalga çeşitleri işaretlenmiştir. Buna göre tabloda cihazların hangisinde kullanılan dalga çeşidi yanlış işaretlenmiştir? 1. Manyetik rezonans, yani radyo dalgaları kullanılmış. Doğru arkadaşlar. Termal kameralarda kızılötesi ışın kullanılır. Doğru. Tomografi cihazlarında gamma ışınları değil arkadaşlar, X ışınları kullanılır. Yanlış. PET cihazlarında gamma ışınları kullanılır. Doğru. Röntgen cihazlarında X ışınları kullanılır. Doğru. O halde yanlış olan tomografi, yani cevap C seçeneği olmalı.